Mis gibi süt. Çocuklar uyanıncaya kadar kaynar. Hadi bakalım çocuklar. Horozlar kaçıncı kez öptü? Harika, yeni bir gün daha. Mine, Mine, hadi uyan. Mışıl mışıl uyumuşum. Hadi inelim yavaş yavaş. Tamam. Su buz gibi. Bizim buraların suyu soğuk olur. Alper abi, kolundaki nedir? Ha? Bu mu? Benim uğurlu bilekliğim. Bana uğur getiriyor. Uğur mu? Nasıl yani? Bunu taktığım sürece işlerim yolunda gidiyor. Yani sihirli gibi bir şey mi? Sayılır. Üzerinde özel bir taş var. Taş mı? Evet. Yakından bakabilir miyim? Tabii. Oo, gerçekten çok güzel. Bu kadar yeter. Uğurunu kaçıracaksın. Ha? Hayırlı sabahlar dede. Oo, hayırlı sabahlar kızlar. Alın bakalım şu sütleri. Yeni kaynadı, kaymağı üzerinde. Kaymak mı? Çok severim. Soframız da çok zengin değil mi Mine? Evet, her şey var. Elhamdülillah. Allah nimetlerini bize yağdırıyor çocuklar. Suyu göklerden, yerlerden, bu sütü de sarı kızdan veriyor. Bismillah. Harika bir süt bu. Bak, sarı kız sana teşekkür ediyor. Asıl ben sana teşekkür ederim sarı kız. Çok tatlı. Elhamdülillah. Çocuklar, hadi gelin siz de. Geliyoruz dede. Hadi uğurlu bilekliğimle girdiğim maceralara sonra devam ederiz. Keşke benim de uğurlu bir bilekliğim olsa. Böylece her işim güzel giderdi. Daha geçen gün kaleci olduğum maçta 5 gol yedim. Uğurlu bilekliğim olsa hiç gol yemezdim. Ama bu bilekliğim nasıl olur da böyle güçleri olur ki? Alper abi biraz abartıyor mu acaba? Çocuklar, ben değirmene biraz buğday götüreceğim. Siz de bu sırada eğlenmenize bakın. Ne iyi ettiniz de yaylada kaldınız. Yanıma yoldaş oldunuz. Akşama odun ateşinde süt mısırı var. Yaşasın! Çocuklar, ne oynayalım? Çelik çomak oynamaya ne dersiniz? Hiç tavsiye etmem. Çelik çomak da üstüme yoktur. Göreceğiz bakalım. Takımları seçelim. Adımlaşacağız. Tamam. Alper abi ikimiz olalım. Tamam çekirge. Uğurlu bilekliğimin yanında olmak istiyorsun. Seni anlıyorum. Artık benim takımımdasın. Mine, aynı takımdayız. Evet, iyi bir takım olacağız. Yalnız sormadan edemeyeceğim. Şu uğurlu şey de nedir? Alper abinin uğurlu bilekliği. Evet, kötü gününüzdesiniz. Bugün uğurlu bilekliğimi taktım ve çelik çomakta şansınız yok. Birincisi, uğur diye bir şey yoktur. İkincisi, uğur diye bir şey olmadığına göre uğurlu diye de bir şey yoktur. Hayır, vardır. Ve sen bunu göreceksin Ümeyra. Daha geçen gün bilekliğimle girdiğim sınavdan 70 aldım. Niye? Soruları bileklik mi çözdü? Aynı sınava çalışmadan girseydin ya. Bu riske giremem ama bunu deneyeceğim. Soruları bileklik çözmeyecekse bence denem Alper.
Hadi başlayalım. İyi oynayan kazanır. Uğurlu bilekliğimiz var. Biz kazanacağız. Of, sen de mi Ali? Biz başlıyoruz. Hadi bakalım Hümeyra, vurabilecek misin? Hadi bismillah. O kadar uzaktan nasıl vurabildin? Galiba senin uğur işe yaramıyor. Hadi bakalım, bekliyorum. Havada yakalayacağım. Göreceksin. Şimdi göreceksiniz. Hadi aslanım. Olamaz. Atış hakkı yine bizde. Hadi hadi. Dur, senin uğurun yok. Ama. Neyse, at bakalım. Yaşasın, vurdum. O kadar uzağa atacağım ki bulmak için bir günlük yola gideceksiniz. Seyahat etmiş oluruz. Bekliyoruz. Hay aksi, 3 hakkım var. Bu sefer vuracağım. Hay Allah. Ne oldu böyle? Bir türlü vuramıyorum. Atış hakkı bize geçti. Hadi Mine. Hadi bismillah. Yakalayacağım. İyi misin? Bir şeyin yok ya. Alper abi. İyiyim, iyiyim. Hümeyra, söyle, sizin gizlediğiniz bir uğrunuz mu var? Bu başarının sırrı ne? Birincisi her işe besmele ile başlamak. İkincisi de çelik çomakta çok antrenman yapmak. Senin uğurdan çok antrenmana ihtiyacın var sanki. Bence de. Galiba bilekliğin uğur filan getirdiği yok. Zaten uğur diye de bir şey yok. Galiba kendi kendime uydurup inandım. Artık takmamam lazım. Alper abi, bence senin şu anda acil kurulanman lazım. Ha? Demek uğurlu bileklik bir işe yaramadı. Evet dedi. Başıma gelmeyen kalmadı. Ben de başta inandım ama sonra düşündüm ki sadece bir bileklik. Taş, kemik gibi şeylerin uğurlu sayılması ya da nazar boncuğu gibi şeylerden bir fayda beklenmesi doğru değildir oğlum. Başarının sırrı çok çalışmaktan ve işini doğru yapmaktan geçer çocuklar.
Köydeki çocukların böyle uğurlu şeyleri olunca bir tane de benim olsun demiştim. Şimdi yaptığım şeyin saçmalığını anlıyorum. Biz ne istersek Allah'tan isteriz. Hem çalışırız hem işlerimizi kolaylaştırması için ondan yardım isteriz. İşte çocuklar, babanız da geldi. Aman ne olur arkadaşlar, Ömer amca bu uğurlu bileklik işini duymasın, aramızda kalsın. Hangi uğurlu bileklik? Bakıyorum neşeniz yerinde çocuklar. Önemli bir şey değil baba. Biliyor musun Puffy? Bugün çok eğlenceliydi. Çelik çomak oynamak çok iyi geldi. Bu oyunu Alper'in uğurlu saydığı bilekliğini çıkarıp atmasına sebep oldu. Alper biraz üşüdü ama inşallah şifayı kapmaz. İyi geceler Puffy.